Harika kokuyor. İlginç değil mi? Sen mutfaktayken daha çıkmadan kahvenin kokusu tüm evi sarmıştı, her yeri. Keşke olayların da kokusunu böyle önceden alabilseydik. İnsanların, karakterlerin, kişilerin, kimliklerin kokusunu önceden alabilseydik. Kahve kadar net. Ve açık. Çenem düştü güzelim, kahveni soğutuyorum. Ama neydi altın kural? Konuşma, yaşa. Ne yaparsan yap, aşkla yap. Sonunda ölüm bile olsa. Tekrar eline sağlık. Soğudu. Yeni yapacağım. Yok, çok özür. Ben hemen bir şey... Önemli değil. Önemli. Niye önemli değil dedim. Sen dokunma hiçbir şey. Önemli hemen değil. Bir şeyle getireceğim. Tamam. Yanmadı değil mi? Yok, yok bir şey yok. Start değil. İkimiz birbirimizi öldürebiliriz İbrahim. Ama hayat... İkimizden de acımasız. İkimizden de. Thank you.
İnsanlar kahve falı bakarlar Kupuz. Sen nasıl lanetli bir adamsın ki? İçeceğin kahvedeki fal muştularını değil, en gizli laboratuvarlarda en gizli zehirleri arayacaksın. Kendi ölümünü arayacaksın. Sen sevgiyi çok önce kaybettin. Aşk seni yıllar önce bıraktı Kupuz. Dünya senin için gırtlağına kadar kahpeyle, ağzına kadar namussuzla dolu bir gemi artık. Senin için aşk yok. Senin için sevmek yok. Senin için yuva, senin için çocuk, senin için eş yok. Sadece aynı ölüme yürüdüğün bir avuç adam, beline taktığın tabanca, cebindeki şarjörün soğuk çeliği. Aptalca umutlara kapılma. Delice düşlere dalma. Senin için bu dünyada başka hiçbir şey yok Kupuz. Hiçbir şey. Benim komutan. İyi misiniz? İyiyim. Ben biraz yürüyüşe çıkmıştım. Ayak seslerini duyunca arkadan sen, elimde olmadan ya. Kusura bakma. Sen ne arıyorsun burada? Bir sorun olduğunu düşündüm komutanım. Yani telefonunuz cevap vermedi. Evinizinki de öyle. Üstelik güvensiz hattan koordinat verdiniz ki bu bizim pek yaptığımız bir şey değildir. Hele ki sizin hiç. Korumanız etrafta değil, arabanız da öyle. Komutanım neler oluyor? O koordinatlarla ilgili bir şey yapmadın değil mi yüzbaşım? Yapmadım komutanlar. Yapmalı mıydım? Hayır. Hayır, elbette hayır. Yüzbaşım. Soruların olduğunu anlıyorum. Ama ben onlara yanıt verebilecek öyle bir halde değilim. Sonra konuşuruz. İyi akşamlar. Komutanım. Sonra. İbrahim. Pia. Öyle güzel İbrahim diyorsun ki insanın İbrahim olası geliyor. Bazen Temo'ya diyorum ki keşke İbrahim olsaydın. Pia. Temo daha kısa konuş olur mu lütfen? Tamam. Kısa keseceğim Pia. Aptal aşıklar gibi telefona koşuyorsun. Sana soruyorum Pia. Albay neden hala hayatta? He? Fırsat olmadı. Öyle mi? Ya da senin albay olan aşkın kabardı diyelim. Ya bunu sen yapsaydın öylesin. Ha? Orada durup bana talimat veremezsin Temo. Can cehenneme. Şşş, dur. Kapatma. Bir şey söyledi mi? He? Bir gelişme var mı? Çankırı yolu 64. kilometre civarı. 3000 metre kadar içeride metruk bir depo. Saat
04. Anlaşıldı mı? Pia, bir şey söyledi mi? Hayır, kayda değer hiçbir şey yok. Başka bir şey var mı? Yakında olacak. Sınırı geçeceğim. Ve geriye öyle biriyle geleceğim ki bizi kimse durduramayacak. Anlıyor musun? Bizi kimse durduramayacak. Kimse, kimse, kimse. Gidelim! Rahat arkadaşlar. Konu Temo. Hedef sınıra yakın bir mezrada görüldü. Sınırı geçmeye çalışan bir kaçakçı grubuyla beraber hareket ediyor. Son olarak görüldüğü yeri biliyoruz ama şu anda tam olarak nerede olduğunu ya da nereye gitmek istediğini bilmiyoruz. Hemen hareket ediyorsunuz. Takibi gerekirse sınır ötesine kadar sürdüreceksiniz. Temo'yu bana ölü ya da diri getireceksiniz. Hiçbir katille bu kadar zaman harcayamayız. Temo'yu ölü ya da diri getirin bana. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Beyler, komutanı duydunuz. Gidiyoruz. Ya Temo, birazdan sınırı geçeceğiz. Senin başka adamın yoktur. Niye, bir sakıncası mı var? Ya sınırı geçeceğiz ya. Orada tek olan yaşayamaz. Paranı aldın değil mi? Almışım. Seninle bir anlaşma yaptık, doğru mu? Ya doğrudur. O zaman daha az konuş, daha hızlı yürü ve mayınlara basmama engel ol. Hepsi bu. Ya tamam tamam, kızmayasın ha. Kras. Hadi yürü. Durun. Mayınlı bölgeye gelmişek. Şimdi herkes beni iyice dinlesin. Birazdan İHA'lar ve sınır devriyeleri tepemizde bitebilir. Kimse sallanmasın. Herkes gözünü dört açar. Tek sırayı bozmayın. Mayıncı nereye basıyorsa siz de oraya basın. Mayıncı sen geç öne. Dur. Şimdi buradan sonrası, burası sınır değil mi? Ya sınırdır. Yani bundan sonrası Türkiye değil, öyle mi? Ya doğrudur. Bundan sonrası Türkiye değilse lanet olası yasalar geride kalıyor demektir. Askerler, polisler, jandarmalar, komandolar, özel harekatçılar, terörle mücadele ekipleri, hepsi geride kalıyor değil mi? Hepsi yalan oluyor, puf diye uçuyor. Peki, İstihbaratçılar da geride kalıyor mu? Ya sen ne diyorsun? Ben seni anlamıyorum ha. Bana telefonunu ver.
Ne diyorsun sen be? Bana telefonunu ver! Lan defol git, ne diyorsun sen? Sana telefonu ver dedim. Sana hiçbir şey vermem. Ya ne diyor bu? Diyorum ki, bu adam askere çalışıyor. Ver şu telefonu. Hadi telefonunu ver. Ya versene telefonunu. Ya! Hadi İHA'lar birazdan bizi ezecek ha! Sen neden anlamıyorsun ha? Hadi, hadi gidelim hadi, hadi! Lanet herif! Ya Mayıncı, öne geç öne! Ya Mayıncı öne geç hadi! Komutanım, geliyorlar. Hoş geldiniz komutanım. Sağ ol Hüseyin. Durum nedir? Kaçakçılar her zamanki tipler komutanım. Yarısı Kuzey Iraklı, kalanları da civar köylerden. Ya tamam. Temo'dan hiçbir iz yok komutanım. Ama... Ama ne? Muhtardan yiyecek temin etmişler. Eşyalarının arasında kılıç olan birini görmüşler. Temo ile ilgisi var mı? Bilmiyorum tabii. Var tabii, var. Var. Temo ile alakası var tabii. Sen bu olay yeri incelemesini sıkı tut. Durum ciddi kardeşim. Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım. Durum ne komutanım? Kılıcını bulmuşlar. Şerefsiz köpek. Mabarener. Bunu görmen lazım. Bayrenler, aydınlat bakayım şunu. Bozuk baba. Bu şerefsiz neyin peşinde? Bilmiyorum Yörük, bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var, o da her şey sırayla. Önce gidip şu iti bulalım. Bundan sonra karga mıdır, kuzgun mudur, ne altımdır? Sıra ona da gelir. Aynen. Gidip şu Temo'yu bulalım hadi. Bu jandarma komutanının bize ilettiği komutan. Diğerini açar mısın Temi? Bu da klinikte çizdiği figür. Kılıç ne yaptı? Devam ediyorlar komutanım. Kaçakçı grubun ilerlediği güzergahta takipteler.
arkasından geldi tabanca sesi. Beyler, ayrılıp devam ediyoruz. Murat. Serdar. Hadi baba. Silahın. Özel kuvvetler. Özel kuvvetler mi? Yüzbaşı bozuk. Sen kimsin? Alın şunu silahın. Sen kimsin? Hasan. Hasan Sarıkaya. Jandarma istihbarat. Bayram acele et kardeşim. Temur sen mi ihbar ettin? Evet. Sınırı geçmişlerdir. Başka bilgi verdi mi Temo sana? Kardeşim, o şerifsiz burada kalmamız lazım. Nereye gitti? Hamzalı. Hamzalı'ya gidecek. Kaçakçıya öyle söyledi. Bayram, acele et. Ben de komutanım. Komutanım. Bir kızım var. 4 yaşında. Muğla yatağında. Tamamdır. Sen yorulma. Allah'a ve Türk milletine emanet. Sarıkaya!
Kılıç! Artık yeter! Bu şerefsize döktüğü her damla kanın hesabını soracağız! Bugün teslim ol çağrısı yapmak yok! Eğer bunu ben yaparsam beni vurun! Bu şerefsiz elini değil ayağını kaldırsa ona teslim ol diyenin canını okurum! Anlaşıldı mı? Evet komutanım! Bugün teslim almak yok! Bugün leş bir yana! Baş bir yana! Leş bir yana! Baş bir yana! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.